Herkese günaydın. Her gün ortalama 150 bin kez atan ve yerini bile bilmediğiniz kalbiniz bir gün geliyor, ben buradayım diyor. Kimileri bunu pırpır etme, kimileri kuş çırpınışı, kimileri de asansör boşluğuna düşme, kalpte duraksama olarak hissediyor. Ama durun, hemen endişe etmeyin. Çarpıların çoğu iyi huylu ve yaşam kalitenizi bozmanın ötesine gitmiyor. Ama yine de bir uzmana görünmeniz ve kararı onun vermesi sağlıklı olur. İşte şimdi gerçek bir yaşam hikayesinden bahsedeceğim. 29 yaşında Ali Bey, bilgisayarında film izlerken aniden kalbinin çok hızlı attığını hissedince endişelenmiş ve eli ayağına dolanmış. Önce su içmiş, kalkmış bir dolanmış. 10 dakika sonra çarpıntı sona ermiş. Ama 3 ay sonra aynı durum yeniden olmuş. Ancak bu kez çarpıntı sonlanmayınca acile başvurmuş. Hemen monitöre, yani ritim gösteren cihaza bağlanmış. Monitörde saptanan bir gerçek ritim bozukluğu. Kalbi 220 civarında çalışıyor. Bu ritim bozukluğu ancak çarpıntı esnasında EKG çekildiğinde saptanabiliyor. Bu tanı için yeterli, ancak çoğu hastada bunu yakalamak zor. Hastaların çoğu bu aşamada gerçek tanı konulamadığı için panik atak hastası olarak tedavi görebiliyor. Bu durumda 48 saat ila 1 hafta kayıt alan ritim monitöründe olay kaydediciler hastaya takılabilir. Bu cihazlar çözüm olmuyorsa hem tanı koyabilmek hem de tedavi amaçlı elektrofizik çalışma ve ablasyon dediğimiz daha ileri girişimsel işlemler gerekebilir. Son dönemde yapay zeka EKG cihazları ile bizim klinimizde de mevcut olan kardiyografi gibi cihazla panik atak hastalarının ritim bozukluğu hastalarından ayırmak artık daha kolay. Ritim bozukluğunun çoğu iyi huylu olup ölüme, kalp krizine yol açmaz ama yaşam kalitenizi bozabilir. Çünkü çarpıntının ne zaman geleceği belli olmaz. Bu durumda sizde kaygı bozukluğuna yol açabilir. Çarpıntı atakları sık olmayan hastaları genelde ilaç ile tedavi etmekteyiz. Atakları sık olan ya da ilaç kullanmayan hastalarımıza ablasyon dediğimiz yakma işlemleriyle tedavi ediyoruz. Sağlık sorunlarınızı ötelemeyelim. Çoğunun tedavisi oldukça basit. Yaşam kalitemizi bozmasına asla izin vermeyelim. Kalın sağlıcakla, iyi günlerde görüşmek dileğiyle.